Şimdi Suriye'de de enteresan şeyler oluyor. Rusya-İsrail görüşmeleri, Netanyahu-Putin görüşmelerinin hemen arkasından İsrail'in de bir süredir 1980'li yıllardan kalma, Lübnan İç Savaşı'ndan kalma askerlerinin cesetleri Suriye bölgesinde, onların kalıntılarını istiyordu ve bazı esirler de vardı. Onların takası konuşuluyordu. Şöyle bir anlaşmaya varıldı. İsrail'le Esed rejimi. 2 Suriyeli çoban İsrail tarafında esir alınmıştı. Bir de İsrailli bir kadın Kuneytra bölgesinde oralarda gezinirken, dolanırken, nasıl olduysa o da İsrailli bir kadın Kuneytra bölgesinde niye gezer, niye gezintiye çıkar? O da enteresan bir şey tabii. Golan'dandır belki. O da yakalanmış Esed rejimi tarafından. İsrail o kadını teslim aldı. Vatandaşı olan İsrailli kadını Esed rejimi onu teslim etti. O 2 Suriyeli çoban da İsrail tarafından Suriye'ye gönderildi. Ve bunun arabuluculuğunu da Rusya yaptı. Rusya yaptı. Böyle bir takas anlaşması ve işte dolayısıyla rejimle İsrail arasında da bir temas kurulmuş oldu şu an için. Kaldı ki yani arada bir Golan husumiyeti var vesaire falan, Esed rejiminin çok da fazla ses çıkarmadığı bir konuydu. Ama Rusya araya girince İsrail ile rejim anlaşmışlar. Esirlerini karşılıklı verdiler birbirlerine. Aslında tabii biliyorsunuz bunun geçmişte özellikle Rusya ile İran arasındaki meselenin ve özellikle sorunun ortaya çıkmasında da İsrail ile Rusya arasındaki işbirliği de çok büyük etki yaratmıştı biliyorsunuz. Şimdi Suriye'de özellikle geniş bir coğrafyada Rusya ile İran'ın bir stratejik çıkarları var, stratejik bir ortaklığı var. Tam olarak müttefiklik diyemeyiz tabii ki ama bilhassa İsrail uçaklarının Himeymim üzerinden İran destekli gruplara saldırı noktasında Rusya onlara yol veriyor. Şimdi bu İran tarafında da büyük bir rahatsızlık uyandırıyor biliyorsunuz. Siz o coğrafyayı çok iyi biliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla burada aslında çok enteresan bir durum var. Ve bu meselelerle birleştirildiği zaman Esed rejimiyle İsrail arasındaki ilişkilerin tesisinde ve yumuşatılmasında Rusya faktörü ne ölçüde? Golan husumeti zaten biliyorsunuz yıllardır özellikle bereketli su kaynaklarının olduğu noktaları İsrail işgal etmiş noktadır. İşte Kuneytra bölgesi mesela, bu İsrailli kadın gezintiye çıkmış Kuneytra'da yakalanmış falan. Orası da zaten o su kaynaklarının Şam'ın güvenliği noktasında, İsrail'in güvenliği açısından da son derece stratejik, hayati yerler. Hem su kaynakları hem de işte güvenlik meselesi bakımından. İsrail'in o anlamda oraya olan ilgisi yıllardır hep vardı, var olmaya da devam edecek. Zaten biliyorsunuz tabii artık petrol savaşlarının yerini belki bir 50 yıl sonra su savaşları alacak ve bugün İsrail en stratejik su noktalarını kontrol ediyorsa demek ki su savaşlarının başlatan da bitiren de ben olacağım mesajını belki de artık yavaş yavaş hazırını yapıyor da diyebiliriz. Bu noktada Rusya ve Amerika gibi büyük devletlerle anlaşarak bu noktada bu kaynakların başında durması, musluğun başında durması belki de gelecekteki su politikalarını da bu bölge bağlamında değerlendirebiliriz. Çünkü ben 1914 senesi yanlış hatırlamıyorsam Amerikan istihbaratının raporundaki 50 kıtlık bölgesi, yani su yoksunu olacak bölgenin yarısından fazlasının Orta Doğu coğrafyasında, Mezopotamya'da olduğunu ifade ediyorlar. Yani bunlar 100 yıl evvel zaten raporlanmış. Nerelerde su kıtlığı olacak. Dolayısıyla bu noktada bence yavaş yavaş su noktalarının ve su havzalarının kimler aralarında paylaşıldığını da çok dikkat etmek gerekiyor. Ve Türkiye'nin de bence artık yavaş yavaş ciddi bir su politikası, nasıl bir enerji politikamız var, bir işte vatan politikamız var, mavi vatan politikamız var, bir su politikamızın da bence olması gerekiyor tabii bu bakımdan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.